Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah. İnne Allah basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve bi veçhil kerim. Ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahillezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyâ'd-dîne bâde en kâne esîran. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alâ'l-hayr ve lâ vesîran. İlemû enne afdalel-kitâbi kitâbullah. Ve afdalel-hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel-umûri muhtesâtühâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve kulli dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasil en nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ennehu kal. İzâ ente kumte fî salâtike fekebbirillâhe thumme kra mâ teyessere aleyke minel Kur'an ilâ âhiril hadîs. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan nizam aleyhi salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbalar, Rıdvanullah Teala Aleyhi Mecmai'nin bir cümle ahirete irtihal eden müminat, Rahmetullah Aleyhi Mecmai'nin hassaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyz aldığımız, ilim hasettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşayihlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen tüm kardeşlerimizin, geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İze enzelallahu bi kavmin adaben asabel adabe men kâne fihim sümme bu'ithu ala a'malihim. Evet. İnsanlar hep bir değil. Adem Aleyhisselam iki oğlu varken Kabil Habil'i öldürdü. Kurban kesmişler. Kabil'inki kabul olmamış. Habil'in kabul olmuş. Benimki kabul olmaz, senin kabul olmaz. Hasedinden kardeşini öldürmüş. Kabil. Habil'i öldürmüş. Öfkelenmiş. Haset gelince kafa çalışmıyor. İşini bitirmiş. Cansız cesedi ortada. Bir o da pişman olmuş. Kardeş ya. Ama gitmiş. Öldürmüş. Diyor kardeşim diyor. Sen benim elini kaldırırsan ben seni kaldırmayacağım diyor. Ben sana uymayacağım diyor. Kur'an'da var bu. O hiç dinlememiş bunları. Böyle söylemesi yapma demiş. Yapma. Dinlememiş. Öldürmüş. Bir de baş şaşırmış. Ne yapacak? Kardeşim cesedi ortada. Kanlı cesedi. Bir karga gelmiş, toprağı eşelemiş. Ha demiş, demek ben kardeşimi gömeceğim demek ki. Allah ona öyle öğretmiş. Kur'an-ı Kerim'de var bu. İnsanın cesedi öldüğü zaman gömülür. Ondan bize şey kalmış işte. Sünnet olarak kalmış. Kafir ölse bile insandır. Saygın yaratıktır. Leşi ortada kalamaz. Kurda kuşa yem yapamayız. Köpekler yesin diyemeyiz. Gömeriz. Kafiri de gömeriz biz. Çünkü Müslümanlığa göre insandır. İnsan da saygın yaratıktır. Biz böyle inanırız. Evet, gömmek. Erkekler yarı beline kadar derin kazılarak gömülür. Yarı beline kadar. Kadınlar göğsüne kadar derin gömülür. Kabir kazıldıktan sonra kıble tarafı lahit yapılır, oyulur. Sağ yanına yönü kıbleye gelecek şekilde ölü o kıble tarafını oyduğumuz yere yatırılır. Ondan sonra kerpiçle böyle bir kerpiç bir kerpiç bindire bindire örtülür. Üstü toprakla örtülür. Deve hörgücü gibi toprak yığılır. Sonra bir suyla, desti suyla şöyle ve boydan boya ıslanır kabrin toprağı. Efendim
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu çölde toz toprak rüzgar estikçe dağılmasın, adamın cesedi ortaya çıkmasını yapmış. Ben onu aramam. Fukaha da aramamış zaten. Peygamber hangi maksatla yaparsa yapsın. Yapmış ya. Türkiye'de rüzgar toprağı uçurmaz ki. Hayır. Peygamber yaptı. Peygamber sağ olsaydı, ya Resulallah bu suyu niye döktün kabrin üstüne derdik. E onu da şimdi konuşamıyoruz. Biz onun yaptığını aynen yaparız. Peygamber sünneti de yaparız. Sevap kazanırız. Kurt, kuş, köpek, möpek, tilki, çakal gece gelip de evimize geliyoruz kabristanı gömüp almasın diye işte çövürlü böyle dikenli şeyler koyarız ki yanaşamasın orayı yemesin diye. Şimdi bizim memleket mesela demirci, onlar çövürü nerede bulacak dikenli şeyi? Demirden böyle şey yapmışlar, kafes. Gömdükten sonra güzelce kabri örtecek yerde o demir kafesi koyuyorlar. Ondan sonra zaten duruyor o, çürüyor. Çürüdükten sonra zaten dilkiye bir şey kalmıyor ki. Çakala bir şey kalmıyor ki, toprak oluyor. Ondan sonra alıyorlar, yeni ölene koyuyorlar. Birkaç tane böyle muhafazalı demir çerçeve var. Yok bizde demir nerede bulalım? Tamam, çövür koyarsın. Çakal yemesin ölen adamı. Saygındır insan. Kurt kuş yemesin. O bizden biriydi. İnsandı diye böyle tabii gömdükten sonra telkin yapılır. Şimdi bu hadisle ilgili olarak evet insanların içerisinde ahirete inanan var, inanmayan var. Allah'ın emirlerini tutan var, tutmayan var. Dünya imtihan dünyası. Hepsi güzel olsa imtihan olmaz ki. Bir yanlış olacak, bir doğru olacak. Sana diyecek ki bu doğru, bu yanlış. Akıl vermiş ama bir de nefis vermiş. Nefis yanlışı istiyor. Sonra diyor affettirsin diyor, hacca gidersin. Arafat'ta ağladın mı günahlar siliniyor diyor hocalar. Yap ya, vur patla çal oynasın. Yaşamana bak. İç bade sev güzel. Öyle der diyor nefis. Akıl da diyor ki aldanma. Bu dünyanın bir sonu var. Allah içki haram dedi. Ölünce dünyadaki her harekten soracağım dedi. Yanlışlık yapma. İnsan bu iki şey arasında çarpışma içinde. Hayat mücadele demek bu demek. Evet şimdi onu arz etmek istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisini. Evet, yeryüzünde çok azgınlar, zulüm artmış, her tarafı kaplamış. Ne olur? Hadislere göre konuşuyorum. Cevat Hoca böyle fetva verdi demeyin, ben aktarıcıyım. Zulüm ortalığı kapladı mı bereket kalmaz diyor Peygamberimiz. Yağmur yağmaz diyor, hadis öyle, ben aktarıyorum. Kıtlık olur diyor, kuraklık olur diyor. Bunun sebebi zulümdür diyor. Zulüm ne? Haksızlık etmek. İşte an kakmak, ammenin yolunu katmak, başkasının ırzına namusunu göz dikmek, hep haksızlık bunlar. Devletin malını çalmak, başkasına iftira etmek, yalan söylemek, yalan yere yemin etmek, o say de say Allah'ın haramlarını yapmak zulümdür. Yaygınlaştığı zaman bereketsizlik olur, kuraklık olur. Allah sizi terbiye etmek için böyle başınıza musibetler verir. Öyle söylüyor hadislerde. Şimdi Lüt kavmi homoseksüelmiş. Yeryüzünde bu işi ilk yapan kavim olarak oymuş, millet olarak. Allah da onları yerin dibine batırmış. Lüt kavminin olduğu yerde şimdi Lüt Gölü var. O isimle alınıyor. Bana diyor ki Lüt Aleyhisselam adını ne bulaştırıyorsun? Öyle demiyor. Öyle demesem ne diyeyim? Nasıl anlatayım vatandaşa? Lüt Aleyhisselam ismini diyor bulaştırma diyor. Kızıyor bana. Lüt Gölü deniyor. Nasıl anlatayım o gölü? Gittim gördüm ben. Yeryüzünden sıfır ya deniz seviyesi.
Allah ibret olsun diye gelecektik insanlara kıyamete kadar. Her yer dolmuş, orayı dolmuyor. Üsküdar'dan karşıya geçit yapacaklar. Tüp geçit. Bir kazdılar, aşağıdan saraylar çıktı. Dolmuş demek ki vaktiyle saraylar oradaymış. 20 metre, 10 metre dolmuş. Lüt Gölü dolmuyor. Denizden 340 metre aşağıda arkadaşlar. Gidip görebilirsiniz. Çukurda. Bir türlü dolmuyor. Her taraf dolmuş, orası dolmuyor. Allah öyle diyor. Kıyamete kadar ibret olsun göstereceğim. Böyle azgınlık yaygınlaştı mı, eskiden toptan milletleri Allah helak ediyormuş. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil alemin olduğu için, Habibim sen varken diyor, milletleri toptan yok etmeyeceğim diyor. Senin şerefine. Ama öbür tarafta hesabını soracağım. Zaman zaman onları uyarıcı felaketler verecek Allah. Kur'an'a göre konuşuyorum. Felaketlerin bir sebebi budur. Yani tedbir almayalımsa dediğinde söylemiyorum. Peygamberimiz deveni önce sağlam bağla diyor. Sonra Allah'a tevekkül ol diyor. Peygamberimiz Allah'a karşı dua etseydi, Ebu Cehil'i kahret ya Rabbi deseydi, etmez miydi? Ama Allah'ın kanunu öyle değil. Sana düşeni yapacaksın. Meydana çıkacaksın. Savaşacaksın Ebu Cehil'le. Ya Rabbi benden bu kadar. Benim elimden gelen bu. Yalvaracağız. Onu yaptı. Kazandı. Evet, kanun bu. Sana düşeni yapacaksın. Tedbir alacaksın. Yanlışlık yapmayacaksın. Yaparsan başına bela verir. Kendini getirmek için. Kendini getirmek için. Kur'an'da böyle misalleri çok. Mesela Yemen'de İran bağlarından söz edilir. Kur'an'da İran bağları var ya, İran, İran'a zatil vel fecri ve leyalin aşrin ve şefri vel vetr ve leyli de yesr hel fî zel kasemin lidî hicr elem tera keyfe faale rabbuki bi adin İran'a zatil imad. Evet. İran bağları varmış. Evet. Bugünkü insanlar, teknoloji çok ilerledi. Eski insanlar körmüş. Ben inanmıyorum. Kayseri Müzesi'nde 3000 yıllık çömlek gösterdi müze müdürü bana. Toprağın altında bulmuşlar. İncelemiş alimler, 3000 yıllık diyorlar. Hiç bozulmamış boya, cila. Şimdi 3000 yıl bozulmadan dayanacak boya yapacak teknoloji var mı? En kaliteli boya 10 sene 20 sene sonra bakıyorsun bir daha. Amerika'da Amerika'yı Kanada ile bağlayan köprü var. Köprü 5 kilometre. Bir başından bir başı. Öbür başına varınca kadar bu başındaki boya bozuluyor. Hani teknoloji ilerliydi ya. 3000 dayanacak, 3000 yıl toprağın içinde dayanacak boyayı Amerika bile yapamıyor. Ben gittim gördüm. Thousand Islands diyor, oraya bin adalı yerde böyle köprü var. Öbür başına varınca kadar boya bozuluyor. Durmadan boya yiyorlar, hiç durmadan. 3000 yıl dayanan boyayı yapmış adam. Neyse, şimdiki teknoloji adamları kızar bana da. Süleyman Aleyhisselam camdan saray yaptırmış. Kur'an'da var. Sabah merkez Belkıs gelmiş. Camın yansımasını deniz zannetmiş. Eteğini çevrelemiş. Süleyman Aleyhisselam gülmüş. Niye çevredin eteğini demiş. E suya batar diye. Su değil o demiş. 1980 yıllarda ben Paris'e gittim. Ancak 80'li yıllarda Paris'te camdan işhanı gördüm. Süleyman Aleyhisselam binlerce yıl evvel camdan saray yapmış. Teknoloji geri miymiş o zaman? Biz bilemedik onların teknolojisini. Her neyse canım. Şimdi dolmuş ama onlarınkini dolmuyor. Lüt Gölü aşağıda ibret için. Habibim diyor, sen varken toplu ölüm vermeyeceğim. Uyarıcı şeyler. Uyarıcı şeyler vereceğim. Kendine gelsinler diye. İşte kıtlık, yağmurun yağmaması, kuraklık olması, Kur'an'da sayılıyor bunlar, din kitaplarında sayılıyor. Ben de aktarıyorum, kabul edip etmemek size ait. Şimdi toplumda hep kötü insanlar mı var?
Hayır. İnsanlar da var. Hatta Lüt kavmi yeri batırmak için Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Evet arkadaşlar. Bir rivayette 80 bin kişi. Bir rivayette 33 bin kişi gece teheccüd kılıyormuş ağlayarak böyle. Ohum ekseksiyonluğu yapan adamlar çok azmış onlara göre. Cebrail Aleyhisselam o gece kalkıp teheccüd kılanlara, gözyaşıyla ağlayanlara kıyamamış. Ya Rabbi demiş, batır dedin kavimin şu kadar adam teheccüd kılıyor, gözyaşlarıyla ağlıyorlar. Ötekiler az, elim varmadı, git demiş, batır. Ben onların namazını kabul etmiyorum. Çünkü kötülüğü önlemediler. Namaz kıldılar, kabuğuna çekildiler, yorganına çekildiler. Niye yapıyorsunuz diye tedbir almadılar. Önlem almadılar. Bu kötülüğü önlemediler. Onun için namazlarını kabul etmiyorum. Yani şimdi dünyada ne diyorlar bunlara? Oto kontrol sistemi vardır İslam'da. Sadece polis değil kötülüğü önlemek için görevli. Her Müslüman elinden geldiği kadar yanlış şeyleri, zulmü, kötülüğü önlemekle yükümlüdür. Kanunların müsaadesi ölçüsünde. Oto kontrol derler bunlara. Avrupalı bunu yapmış. Halbuki İslam'da bu olmalı. Ben Münih'te gidiyordum. Gündüz 77 yıllarında yaşadığım olayı arz ediyorum. Oto kontrolü söylüyorum. İslam'ın emri. İken bizde yok, onlarda var. 77 yılında arkadaşı ziyaret ettim, arabamla başka yere gidiyorum. Hiç araba yok yolda. Fakat düz çizgi var. Yani sağ şeritten sol şeride geçemezsin, değil mi? Ben dedim ki hiç araba yok. Hiç araba yok mahallede. Yolda herkes işinde. Ne olacak ya dedim. Orta çizgiyi geçtim. S çizdim. Bir geçtim, bir geçtim, bir geçtim. Polis 150 metre sonra dur dedi. Ne var dedim. Düz çizgiyi geçtin dedi. Sen orada yoktun dedim. Ama dedi vatandaş telefon etti bana dedi. Apartmandan yolun tepesindeki apartmandan şu plakalı araba düz çizgiyi geçti demiş. Dur dedi, cezayı kesti. Bir daha geçme dedi. Araba yok diye geçmeye alışırsın, araba varken de geçersin. Adam öldürürsün dedi. Sen ölürsün. İslam bunu istiyor. Yapabildiğin kötülükleri önle diyor. Evet, budur. Bir adam ırzına geçerlerken bağırıyor, yetişin. Aman, başın belaya girmesin. Farzdır, kurtaracaksın. Adam uçuruma gidecek. Görmüyor, bilmiyor uçurumu. Koşarak gidiyor. Atlayacaksın, adamı tutacaksın. Ölmesin diye. Kim olursa olsun insan. Mecbur isin buna. Emri maruf. Bu. Otokontrol bu işte. Şimdi insanlar böyle kötülüğü önlemezlerse Allah azgınlık, haksızlık yaygınlaştığı zaman azap verir. Azabın çeşidini Allah bilir. Azap verir. Canımızı yakar. İnsanların canını yakar. Ağlatır. Kendine gelirler. O sarhoşluktan uyanırlar. Dizene girerler. Disipline olurlar. Bunun içindir. Şimdi o namaz kılanların günahı ne? Cebrail demiş ya. Görevini yapmıyorlar. Batır demiş onları da. E hocam, görevini yapmamak tamam bir suç ama o işi yapan kadar da mı yani? Evet. Hadis onu diyor. Allah bir kavme azap gönderdiği zaman o azap iyi kötü dinlemez. Çocuklar da var. Hayvanlar da var. Hayvanlar akılsız, günahı yok. Çocuk masum, günahı yok. Onlara da azap uğrar. Onlar da suya batar. İşte görüyorsunuz. Değil mi? Zelzele oluyor, batıyor. Çocuk da batıyor. Masum çocuklar, hayvanlar da batıyor. Azgın kişiler de batıyor. Hepsine gönderir azabı. Salih olsun,
fasık olsun, mümin olsun, kafir olsun, küçük olsun, büyük olsun, hepsi azaba uğrar. Azap hepsine ulaşır. Sümme bu'itu ala amalihim. Masum çocukların günahı yok. Ama canı yandı. Salih kişilerin yapamadığı, kanun müsaade etmiyor mesela. Herkese konuşma kardeşim, öyle yapma, sana ne, demokrasi var. Mesela bu gibi şeyler yapamıyorsun. Yapmak istiyor adam, yapamıyor. Müsaade yok. Kanunu müsaade ettiği ölçüde yapacaksın. Bu benim dediğimi yapamadın. Günahı ne? Evet, onlara da azap gelir. Onlara Allah şeysi yoksa, suçu yoksa, kusuru yoksa rütbesini artırır. Acı çektirdi ya. Öyle diyor. Herkes ameline göre diriltilir. O çektirdiği şeyden dolayı da rütbeleri artar, sevapları artar. Allah haksızlık yapmaz. Allah adildir. Herkesin hakkını verir. Hak sahibinin hakkını verir. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmed İbni Hanbel, Bukhari, Müslim, Abdullah İbni Ömer'den bu hadisi nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Başımıza böyle belalar, musibetler gelmemek için her birimiz kanunlar güzellikleri emrederler. Yanlışları önlemek için çıkarlar. Bu sadette kanunların uygulamasına yardımcı olacağız. Kötülükleri önlemekte yapabildiğimiz kadar İslam'ın emri, emri maruf. Yoksa bak bela umumi olur diyor. Yalnız bana, beni sokmayan yılan ben yaşasın, bela umumidir diyor. Hepinize gelir. Acı çekersin. Sonra yine hakkın Allah yemez ama kusurluysan bak Lüt kavminin kabul etmiyorum teheccüdlerini demiş. Emri maruf yapmadılar çünkü. Yapabilecekleri oldukları halde yapmıyorlar. Bugün kanun, bilmiyorum, benim hukukta okuduğum zaman, avukatlık yaptığım zaman şimdikini takip etmiyorum. Şimdi kanunları takip etmiyorum. Benim okuduğum ceza kanununda homoseksüellik suçtu. Parklarda, bahçelerde aleni zina fiilini yapmak suçtu. Alenen hayasızca bazı hareketler, 419. madde Türk Ceza Kanunu. Efendim bir adam içip içip falan diye milletin uykusunu, suçtu. Gürültü yapmak suçtu. Şimdi onlarla uğraşmıyorum. Sen de bunu, bir dakika kardeşim, İnsana kardeşiz ya, sarhoşlu olsa aynı anadan babadan türemişiz. Bir dakika kardeşim, bak çocuklar yeni yattı, sabah işine gittiği adam, nara yapıyorsun, uyandırıyorsun. Evet, diyebiliyorsak, engel olabiliyorsak, görevimiz var. Yalnız kürsüden Cevat Hoca söylemeyecek, yani hocalar söylemeyecek. Yalnız polis değil, yapabildiğimiz elimizden, la yükellifullah nefsen illa vüs'aha, elimizden geldiği kadar kötülükleri önlemekle yükümlüyüz. Aksi halde azap umumi gelir, sonra karşılığını görürsün ama canın yanar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak bizleri tevfik ve hidayetinden ayırmasın. Emr-i maruf yapan, gerçek Müslüman damgasını taşıyan Aizaman ümmetinin markasıdır emr-i maruf yapmak, nehyanil münker yapmak. Öyle güzel kullarından eylesin inşallah.